Yepyeni bir videodan hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün değişik ama bir o kadar da önemli bir konuyla beraberiz. Bizim motosiklet severlerin müzdarip olduğu bir konuyla beraberiz arkadaşlar. Motosiklet nakliyesi ile ilgili. Evet, yanımda Alişan İnce kardeşim var. Alişan, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi arkadaşlar, bu videoyu çekme gereği duydum. Neden gereği duydum? Çünkü bizim motosikletçiler arasında sürekli konuşulan bir konu bu. Yani işte nasıl diyeyim? Diyelim ki arkadaş İzmir'de oturuyor. İstanbul'dan bir motosiklet almış, İzmir'e taşıması gerekiyor. Veya ne bileyim, Antalya'dan bir motor almış, farklı bir ile götürmesi gerekiyor. Kendisinin kendine güveni olmayabiliyor, hava şartları bozuk olabiliyor. İşte bu gibi durumlarda Alişan kardeşim nakliye yapıyor arkadaşlar. Hem bu konuyu konuşmak üzere böyle bir video çekelim dedik. Hem de Alişan benim arkadaşım, bana ziyarete geldi, bir çay içtik. Hem dedik bu konuyu bir işleyelim dedik. Böylece Alişan'la beraberiz sevgili dostlar. Şimdi sizin adınıza merak edilen bütün konuları ben Alişan'a soracağım. Sizler de bu durumdan faydalanmış olacaksınız. Ola ki yarın bir gün değişik bir yerden, farklı bir ilden motosiklet alabilirsiniz, ATV alabilirsiniz, farklı bir şey alabilirsiniz. Bunun nasıl nakliyesini yapacağınız konusunda ben Alişan'a soracağım, o da cevaplayacak. Tamamdır abi. Alişan, şimdi romorkum var, arabam var, evet. Ve değişik illerden farklı illere nakliye yapıyorsun. Transfer şimdi, yapıyoruz abi. Transfer yapıyorsun. Aynen. Şimdi öncelikle ben sana şunu sorayım. Şimdi Alişan, diyelim ki ben İzmir'den, İstanbul'dan bir motor aldım. Evet abi. İzmir'e getireceğim. Bu nasıl oluyor? Bu süreç nasıl işliyor? Bu süreç nasıl işliyor ben arkadaşlar için söyleyeyim. İsterlerse vekaletname verip direkt müşteriye para yatıp ben transfer rejimini gerçekleştiriyorum. Motorlu onların adına bakım, gerekli servis kayıtlarını incelemesi, işte ruhsat, şase kontrolü, motor numarası kontrolünü yaparaktan motorun önce fizibilitesini çıkartıyorum, evet, arkadaşa. Ondan sonra satış işlemini gerçekleştiriyoruz. Noterde benim adıma çıkartmış olduğu vekaletnameyle ben motor onun adına satışını gerçekleştiriyorum. Sonra motoru yüklemesini yaptıktan sonra tekrardan video çekiyorum arkadaşa. Motor bu şekilde yüklendi, bu şekilde geliyor diye videosunu atıyorum. Karşılıklı güven pekişmiş oluyor. Evet. Tabii bu sadece satış yapacak olanlar için. Ama atıyorum İstanbul'da oturuyordu, taşındı, motor orada kaldı, getirdik. Oraya gittiğimde sadece istediğim fatura dahi kessem, yanımda nakliye esnasında ruhsat ve anahtarın olması gerekiyor. Neden? Evet. Emniyet güçleri durdurduğunda motorun ruhsatından şase kontrolü yapmak istiyorlar. Plaka ne kadar olursa olsun. Hani motorun... Tabii ki çalıntı mı değil mi? Değil mi? Bu çok önemli. Devletimiz olarak, devlet buna çok dikkat ediyor. Onlar benim yanımda olduğu sürece ben kontrollerde gerekli evraklarımı gösterip zaten geçiyorum. Bu zamana kadar da herhangi bir kazamız belamız olmadı. Evet. Motorlar ayrıca de sigorta kapsamında geliyor. İşte nakliye ücretimiz burada biraz sigorta kapsamından kaynaklı fiyatlarda değişkenlik gösteriyor. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. İki çeşit nakliye yapıyorsun. Tabii. İstersen diyorsun ki kişi vekalet veriyor sana. Aynen. Direkt vekaletle de motor alıp getirebiliyorsun. Hem de gösteriyorum yani, evet. Şimdi motosiklet camiasında tanındığımız için çok fazla çevremiz var. Ankara, işte İzmir'in, yani İzmir harici bütün illerde tanıdıklarımız var. Hani hem usta gözüyle hem kendim zaten motosiklet binicisi ve eğitmeni olduğum için bakıyorum. Eğer gelmeyecek bir motorsa zaten arkadaşa ben uyarıyorum. Tabii alacaksa da artık onun şeyine kalmış, kararına kalmış. Ama şimdi bakıyor adam internetten, motor çok güzel ama yanına gittiği zaman... Şimdi burada hemen araya girmek istiyorum anlamayan arkadaşlar için. Şimdi aynı zamanda motoru da kontrol ediyor arkadaşlar. Yani Alişan diyor ki, mesela ben diyorum ki ya Alişan, işte İstanbul'da şurada şu motor var. Aynen. Gidip bu motora bir bakar mısın? Motordan anlıyor zaten kendisi de dediği gibi. Motora bakıyor, abi bu sana gelir veya gelmez veya işte motorun şusu var, busu var dediğin zaman... Aynen. Bunu alıcı olan arkadaşa aktarıyorsun. Kesinlikle. Al derse alıyorsun, alma derse almıyorsun. Almıyorum çünkü neden dolayı? Bir de ben motora bindirdiğim zaman romorka kontrolünü yapıyorum ki hani gelebilecek herhangi bir hasar benden kaynaklı mı? Yoksa aldığında bunlar var mıydı? Bunun videolu bir şekilde çekimini gerçekleştiriyorum. Neden? Yarın öbür gün sıkıntı yaşamayalım. Emin vermeyelim yani probleme. Tabii çok güzel. Yani taşıma iş yapıyoruz. Hem güvenlik açısından hem de müşterimiz memnun kalıyor bu hizmetten. Evet, bunu diğer insanlar parayla yapıyor. Biz tabii bunu her şeyin nakliyenin içerisinde koyuyoruz. O da neden camiaya... Bu da bizden şirketten olsun. Aynen, bu da şirketten olsun diyoruz. Yani maksat herkesi motorcu yapalım. Herkes motora binsin. İki teker can, gerisi heyecan. Peki Türkiye'nin her yerine götürüyor musun? Abi Türkiye'nin her yerine götürüyorum. Şöyle, beni planlı bir şekilde aramaları lazım ki arkadaşların yardımcı olabileyim. Çünkü ben İzmir'deyken Antalya'dan motor istediğinde benim Antalya'ya gitmem bir süre. Evet. Ondan kaynaklı aradığın arkadaş koordinasyonu kurduğumuzda zaten gitmeden motosiklet eğer oradan alınacaksa, nakil olacaksa, hani satış olmayacaksa hiç sıkıntı değil. Ama satış olacaksa ben oradan önden arkadaşımı gönderip baktırtıyorum motora ki ben gittiğimde ekstra arkadaşa bir maliyet çıkmasın. Sonuç olarak herkes motorunu alıp pullayıp satıyor. Ama dediğim gibi problem olduğunda yazık günah oradaki arkadaş, aynen, sıkıntı yaşıyor. Yani kolay kazanılmıyor para. Aynen. Ondan kaynaklı biz elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz ama
Bu konuda beni sıkboğaz etmedikleri takdirde her türlü ihtiyaçlarını karşılarım. Evet. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu kesinlikle bir reklam değildir. Şimdi Alişan benim arkadaşım, benim yanıma çay içmeye geldi. Şimdi bu konuları konuşurken benim de bu konuyla ilgili bir eksik olduğunu düşündüm. Yani çünkü forum sitelerinden okuyorum veya işte arkadaşlar bize bilgi amaçlı işte arıyorlar, soruyorlar. İşte abi şuradan motor alacağım, nasıl götüreceğim? Otobüsle mi götüreyim? Hava yağmurlu, işte hava soğuk, üşüyoruz. Veya ne bileyim işte ben daha henüz motoru yeni aldım ama alışamadım. Ben bunu nasıl götüreceğim gibi sorunlar olduğu için direkt benim aklıma şu geldi. Ya dedim ki Alişan böyle bir video çekelim. Arkadaşlar bundan faydalansın. Yani bu konuda biz motosiklet sever arkadaşlara bir yardımcı olalım dedim. O yüzden hemen Alişan'a arkamızda görmüş olduğunuz motor benim arkadaşlar. Kendi motorum. Sadece görsel olsun diye yükledik şu an bunu. Ben çekimlerini de yaptım. Yani Alişan işte nasıl yüklüyor, bağlantılarını nasıl yapıyor, sağlam mı, değil mi, güvenli mi? Bunların hepsini biz konuşurken arkada ekrandan geçecek. Şimdi tekrar edeyim arkadaşlar. Şimdi diyelim ki uzak bir yerde bir motor buldunuz. Bu motoru almak istiyorsunuz. Pazarlığı bitirdiniz ya da anlaştınız ya da konuştunuz. Alişan kardeşim bunun nakliyesini yapıyor. Aynı zamanda gidip motoru yerinde kontrol ediyor. İşte abi bak bu motor işte şu model, şu kilometrede, işte bu ne bileyim önden kazalı veya değil, değil mi? Aynen. Yani motorda bu var, şu var, şurasında çizik var, burasında kırık var. Her şeyini kontrol ediyor. Videolu bir şekilde çekiyor. Size aktarıyor, gönderiyor. Eğer siz okey ben kabulüm ya da kabul değilim dediğinizde onunla beraber irtibata geçip artık nasıl şekilde hareket edecekseniz ona siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Ben Alişan'ın telefon numarasını da hemen şuraya aşağıya yazıyorum. Alişan'a oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Alişan şey demiştik değil mi? Mesela atıyorum adam burada 100 milyarlık motor da taşıyor. Aynen. 1 trilyonluk motor da taşıyor. Şöyle gel istersen tam kameranın şey yapalım. Şimdi sigortalı demiştin değil mi? Yani evet, bu sigortalı. Konuya özellikle vurgulayalım. Çünkü bazı arkadaşlarımız var. Mesela motoru gözü gibi bakıyor veya çok kesinlikle. Titiz arkadaşlarımız var. Biz de sen de zaten motorcu olduğun için aynen. Bu konulara dikkat ediyorsun. Doğru mu? Kesinlikle. Sonuç olarak bizim de bir bütçemiz var. Motora gelen hasarları karşılayabileceğimiz rakam var. Karşılayamayacağımız rakam var. Tamam. İşte en son VFR 300 taşıdım. VFR 300'de yaptırdım. 1300 pardon. VFR 300'de. VFR 1300. VFR 1300'de yaptırdım sigorta. Sadece 3 günlük benim ödediğim rakam 1700 liraydı. İyi. Tabii neden? Motorun mal bedeli ne kadar yüksekse sigorta primi o kadar yüksek çıkıyor ve bu hani bir aylık olmuyor. Biz taşıma işi yaptığımız için bize süre belirleniyor. Ben o sürede ne kadar sürede teslim edeceksem o sürenin başlangıç ve bitiş tarihi kapsamı o da sadece romorkun üstünde. İndirdiğimiz an ben sigortacıma indirdiğime dair resim atıyorum. O da ondan sonra kapsamda onu şey kayıtlarını alıyor. Yani işte karşılıklı güven dememdeki sebep bu. Ben teslim ederken de videosunu çekiyorum. Çünkü yaşıyoruz, yaşamadık değil. Evet. Bizden kaynaklı olmayan hasar bize dahil edilmeye çalışıyor. Bu konulara ehem vermemek için elimizden geldiğince resmi bir şekilde çalışmıyoruz. Sen şey yapıyorsun yani daha henüz motoru romorka yüklemeden önce videolarını, fotoğraflarını çekiyorsun. Çünkü işte arkadaşım senin motorun bu pozisyonda deyip aynen. Hem mal sahibine bildiriyorsun kesinlikle. Hem sigorta şirketine aynen. Bildiriyorsun. Tabii bu önemli bir şey yani önemli hassas bir konu. Başka yani senin aklına gelen benim de... Tabii, şimdi arkadaşlar mesela sadece alım satım olarak bakıyor ama ya ola ki yolda bir kaza yaşadınız. Evet o da var. Yolda kaldınız. İşte benim arabamı özellikle 4 kişilik yapma sebebim bu. Yolda kaldığınızda benimle beraber seyahat edebiliyorsunuz. Yani motorunuzu yükledik. Benimle beraber gelebiliyorsunuz. Ondan kaynaklı ben arabamı değiştirmiyorum. Daha rahat oluyor benim için. Hem insanlar benimle seyahat ediyor. Bu güzel bir yolculuk oluyor. Yani alımda benimle de gelebilirsiniz. Veya siz oradasınız ararsınız ben gelip aldığımda benimle beraber seyahat edebilirsiniz. Burada da avantajınız tekrardan yol masrafınız çıkmıyor. Benimle de seyahat ettiğiniz zaman güzel, keyifli bir şekilde motorunuzu göre göre. Evet arkadaşlar, Alişan söyledi, ben de tekrar edeyim. Diyelim ki motoru almaya giderken beraber de gidebiliyorsunuz aynı zamanda. Aynen. Ya da yolda diyelim ki bir geziye çıktınız, bir tura çıktınız, motorunuz arıza yaptı, bozuldu, bir aksilik çıktı, yolda kaldınız, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. İşte o durumda yine Alişan devreye giriyor. Aşağıdaki telefon numarasından Alişan'a ulaşıp, ya Alişan ben yolda kaldım, işte atıyorum İzmir'den çıktım, Uşak'ta yolda kaldım. Motorum arızalandı. Bunu tekrar İzmir'e getirir miyiz? Veya ne bileyim şu tamirciye götürür müyüz dediğinizde Alişan kardeşim bunları yapıyor arkadaşlar. Aynen. Benim unutup da senin söylemek istediğin başka bir şeyler var mı? Murat abicim
Bütün her şeye değindik. Şimdi arkadaşlar senin motoru küçük olarak görebilirler ama yükleme yaptığımızda bizim ekstra aparatlarımız var. Motor istediğimiz her motosikleti yükleyebiliyoruz. Tabii 3 tekerlekli o Harley'lerin sadece yükleyemiyorum. UTV falan alıyor romorkum. Ayrıca de bunun haricinde 3 tane daha romorkum var. Evet. Bilginiz olsun arkadaşlar. ATV yükleyebiliyorsun. Büyük UTV. Büyük boy Goldwing'lerden falan. Aynen. UTV'lerden yükleyebiliyorsun. Evet sevgili dostlar siz de gördünüz. Alişan arabası burada. Romorku burada. Benim de numune olarak koyduğumuz motorum burada arkadaşlar. Yani böyle bir arkadaşlara, motosiklet sever arkadaşlara faydalı olmak adına böyle bir video çektik arkadaşlar. Abi unuttuğum bir nokta var. Çok özür dilerim. Ne demek her zaman. Ben yurt dışına uluslararası bu romorkla yarışçıları götürüyorum. Yani uluslararası da eğer çıkılacaksa ama tabii bunun bir vize süreci oluyor. O süreçte de yardımcı olurum. Anladım. Yani yurt dışına da transfer hizmeti. Güzel, o da güzel. İşte diyorum ya benim unuttuğum bir şey varsa hatırlat. Ya son Yunanistan'a gittik. Evet. Yunanistan'a motor taşımam oldu. Bir de Gürcistan'a taşıma yapmıştım. Tamam. Çok yani güzel. Yurt çok dışına güzel. Da taşıma yapıyoruz. Harika. Arkadaşlar dediğimiz gibi yani Alişan'ın telefon numarasını aşağıya bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Taşıma, nakliye, yolda kalma veya bu gibi sorunlarda Alişan kardeşim sizlere yardımcı olacaktır. Evet sevgili dostlar bugün de sizin için böyle bir video çekmek istedim. Umarım sizlere faydalı olabilmişizdir. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini çözebilmişizdir. Ben Alişan'a çok teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için. Ben teşekkür ederim Murat abicim. Buradan da ben söyleyeyim arkadaşlar. Murat abinin kanalından beni aradığınız takdirde normal fiyatlardan bir indirim sağlıyorum bilginiz olsun. Evet. Murat Yılmaz TV'de izledik. Oradan geldik derseniz yani Alişan'a bildirirseniz size özel indirim yapacak arkadaşlar. Taşımada nakliyede özel indirim yapacak. İsminizi verirseniz siz de bundan faydalanırsınız. Aynen. Ben teşekkür ediyorum ben kardeşim. Teşekkür ederim abiciğim. İşlerinde hayırlı işler, bol Allah kazançlar diliyorum. Umarım senin için de faydalı oluruz. İnşallah. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Görüşmek üzere.